İngiliz vatandaşı Sidney Thomas Hill, 2. Dünya Savaşı'nda Bodrum açıklarında hayatını kaybeden babasının asker arkadaşları için denize çiçek bıraktı. 13 Kasım 1943 yılında Leros Muharebesi'nde içerisinde yaklaşık 200 İngiliz asker bulunan Dulverton isimli İngiliz savaş gemisi Alman savaş uçakları tarafından vurulması sonucu battı. Çok sayıda askerin hayatını kaybettiği, birçok askerin de sağ olarak kurtulduğu olayda sağ kurtulan Sidney Richard Hill'ın oğlu Sidney Thomas Hill, yaşamını yitiren babasının asker arkadaşlarının anısına olayın gerçekleştiği Bodrum'un Karaada açıklarına çiçek bıraktı. Önceki yıllarda iki defa denize çiçek bırakma girişimi olduğunu fakat gerçekleştiremediğini anlatan Sidney Thomas Hill, bu sefer başardığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. "13 Kasım 1943 yılında cereyan eden olayla ilgili Hill şu bilgileri verdi. Back in 1943, during the war, two British warships were en route from Alexandria to the island of Leros overnight in order to pick up soldiers to evacuate them from Leros. During the night of the 13th of November, one of the warships was bombed and sank, and that ship was HMS Dulverton. My father was a crew member on that ship. The ship was sunk in the sea off of the port of Bodrum. And the second British ship spent all night picking up survivors from the water, about 100 men. Before daylight, she went into Bodrum Harbour and dropped off the British sailors in the harbour and made arrangements for Turkish fishermen and boat people to take the sailors down to the island of Castellarizo and to drop them off there, where they would be picked up by another British ship. The Turkish boatmen had to hide the sailors in their boats so that they weren't discovered by any enemy." Bombalamada babasının nasıl hayatta kaldığından da bahseden Sidney Thomas Hill şöyle devam etti. "He went into the water, whether he was blown in by the explosion or whether he jumped in. Probably jumped in when the ship broke up. And he swam in the water for about five hours during the night, while the other British ship went round picking up survivors. And my father thinks he may well have been the last man to be picked up just before dawn." Babasının o olayın gerçekleştiği dönemde 25 yaşında olduğunu anlatan Sidney Thomas Hill, "Savaş bittiğinde babam evine dönmüş ve annemle evlenmiş ve ben de 1946 yılında doğmuşum. Babam 1980 yılında 62 yaşındayken kalp krizinden vefat etti. Burada da o olayda ölen babamın asker arkadaşlarının anısını yaşatmak için denize çiçekleri bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Yüz İngiliz askerinin hayatını kaybettiği, yüz askerin kurtulduğu olayda hayatta kalanlardan şu anda sadece Don Bush isimli askerin sağ olduğunu da sözlerine ekleyen Hill, "Kendisi şu an 93 yaşında, ara sıra onunla görüşüyorum. Burada aslında onu da temsil ediyorum" şeklinde konuştu. "Okay. I'll throw him in. Okay. Okay." Sidney Thomas Hill'ın çiçekleri bırakırken oldukça duygulandığı gözlendi.